Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bravo. Ha tabii canım geldiler. Hevesle içeri bir girdiler 80-90 yaşında hanımlar. Hayda bunlar kabukluymuş. Hiç bilette yazmıyordu. Size biraz dedemden bahsedeyim. Benim dedem 72 yaşında. Bir oturdum akşama kadar haber seyrediyor. Bir şey söylemeye de gelmiyor. Haberim var diyor. Elinde kumanda. Ya saçmalama. Yok şaka. Ama sen hiç oturup dedeyle maç seyrettin mi? Sen diyeceğim de kimse bana bakmıyor. Çok enteresan. Buraya hiç hazırlanmamıştım ya. Sen diyeyim abla. Hiç oturup dedeyle maç seyrettin mi? Seyretmedim. Bu bahsettiğim yeğenim oyun oynamayı seviyor. Dedim bir gün baktım odada oyun oynuyor. Dedim boş boş oturma al şu defteri de hayvan çiz. Dedi ben hayvan bilmiyorum ki. Sana bakarak çizsem olur mu? Gülücük. Öyle olsa benim hanım güzelleşirdi. Ya da şöyle düşün. Mesela siz de diyalog yapalım. Abla sen hayvan olsan ne olmak istemezdin? Sen ne olmak istemezdin? Bana da olur evet. Öküz olmak istemezdin. Daha ortaokulda mesela bir kız vardı ona aşık oldum. Kıza dedim senden hoşlanıyorum. Kız döndü bana tamam dedi. Benim yapmam gereken bir şey var mı? Ne yapalım ya? Eğitimler. Teşekkürler. Tamam son esprimi yapayım. Son esprimi yapayım demek zaten bittiğinin bir göstergesidir. Kızlara bale elbisesi var. Tavşan çıkar. He? Tavşan çıkar. Tavşan çıkar. Evet. Tavşan. Ben kuş çıkarıyordum da çocuklar çok seviniyordu. Oo sihirbaz bak kuş çıkar diyor. Dedim oğlum ortalık yerde söyleme. Anne oha sihirbaz bak kuş çıkar diyor. Mesela bir tane kız vardı ona aşık oldum. Kıza dedim senden hoşlanıyorum. Kız döndü bana tamam dedi. Benim yapmam gereken bir şey var mı? Hayda dedim herhalde kız otobark işletiyor. Kızla aramızdaki diyaloğu düşünsene. Ne gülüyorsun ya? Aslı bir şey diyeceğim. Önce ben çıkacaktık anlaşmıştık. Ne oldu? Ha, orada da bir şey yapayım. Madem güldüğün kadar. Sen ne oluyor dedim. Ha, bana dedin. Ha, güzel bir şey bu herhalde.